4 Ekim 2015'te Amerikalı bir lise öğrencisi YouTube'a bir video kaydeder. Videoyu kaydeder ama videoyu o gün yayınlamaz. Videonun 5 yıl sonra yayınlanacak şekilde planlamasını yapar. Neden? Çünkü 5 yıl sonraki kendisiyle bir sohbettir bu. 5 yıl sonraki kendisine diyor ki bu videoda, benim bugün 8.000 takipçim var YouTube'da, 5 yıl sonrasına geldiğimde 1 milyon takipçim olacak diyor. Hakikaten de tam 5 yıl sonra 4 Ekim 2020'de video yayınlanıyor ve videonun yayınlandığı gün bu gencin takipçi sayısı 1 milyon değil, tam 45 milyon oluyor. Kim bu genç? Bu genç şu anda YouTube'un en büyük fenomenlerinden olan 90 milyon takipçisiyle Mr. Beast. Ama onu diğer YouTube fenomenlerine ayıran temel konu takipçi sayısı değil, onu ayıran temel konu prodüksiyonlarının büyüklüğü. Her bir prodüksiyona yüz binlerce dolar para harcıyor Mr. Beast. Mesela yakın zamanda ünlü Netflix'te yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game'in tekrar canlandırdı kendi stüdyolarında. Evet, yanlış duymadınız, devasa kendisine ait stüdyoları var bugün ve o stüdyolarda 456 kişi tıpkı Squid Game olduğu gibi kapıştılar, yarıştılar ve birinciye 456 bin dolar ödül verildi. Yani bütün o prodüksiyon masrafı ayrı, birinciye de 456 bin dolar veriyorsun ve bu sadece YouTube'daki bir video. Video 100 milyon izleyiciye en hızlı ulaşan video oldu YouTube tarihinde. Mr. Beast'in ne kadar büyük prodüksiyonlar yaptığına bu bir kanıt. Peki Mr. Beast denen bu YouTube'un hikayesinin bizim inanılmaz 2022 video serisiyle ne alakası var? Çok alakası var. Mr. Beast inanılmaz büyük bir vizyon kuran, gencecik yaşında hiçbir imkanı yokken, hiçbir ümit yokken büyük bir hayal kuran ve bu hayalin peşine düşen, bu hayal uğruna hayatındaki her şeyi değiştiren ve bu büyük değişikliklerin sonucunda sadece bir YouTuber olmayan, devasa bir işin sahibi, devasa bir prodüksiyon şirketinin sahibi haline dönüşen bir genç. Açıkçası güçlü bir vizyon kurmanın ve o vizyona kendinizi adamanın ne kadar güçlü bir transformasyonel etkisi olduğunu anlatmak için daha iyi bir hikaye bulamazdım. Şimdi gelin bu liseli gencin müthiş hayalinden, müthiş vizyonundan kendimize ilham alalım. Kendi vizyonumuzu kuralım. Böylece hem inanılmaz bir 2022 yaşayalım, hem de daha uzun vadede gideceğimiz yerde belli olsun. Çünkü bunun insanı değiştirici etkisi muhteşem. Bugün 27 Aralık 2021, ben Bora Özkent, İnanılmaz 2022 isimli video serisinin ilk bölümünde beraberiz. Girişten de anladığınız gibi bugün konumuz vizyon. Güçlü bir vizyon kurmak, Mr. Beast gibi kendinize güçlü bir vizyon yaratmanız ve bu vizyona kendinizi tam anlamıyla adamanız. Bütün araştırmalar kuvvetli bir vizyon olan insanların daha güne motive başladıklarını, günü daha iyi değerlendirdiklerini, etraflarıyla daha iyi ilişkiler kurduklarını, fırsatları daha net gördüklerini ortaya koyuyor. Neden? Çünkü onların gitmek istediği bir yer var. Eminim Mr. Beast bu 1 milyon takipçi hedefini kendine koyduktan sonra her şeyi farklı görmeye başladı. Kendine yeni beceriler geliştirmeye başladı. Kendi network'ünü geliştirdi. Bu işi başaran insanlarla tanıştı. Onlardan ilham aldı. Onlar bunu kişi nasıl beceriyor onu görmeye çalıştı. Bir yandan da buna çok zaman harcadı. Bir sürü fedakarlık yaptı. Mesela üniversiteye gidemedi Mr. Beast. Çünkü dedi ki YouTuber olmak benim için daha önemli. Bu doğru veya yanlış karardı diye tartışmaya gerek yok. Elde edilen başarı o kadar büyük ki üniversiteye gitseydi ne olur diye insan düşünmeden edemiyor. Bu arada bir itiraf. Ben de 1 milyon takipçim olsun istiyorum. Ben de Mr. Beast gibi 1 milyon takipçi hayaliyle yaşıyorum şu anda. Neden 1 milyon takipçi istiyorum onu biraz sonra anlatacağım ama çok istiyorum gerçekten. O kadar çok istiyorum ki Mr. Beast'in izlediği yolun aynısını izleyeceğim. Ben de bu yılın başında bir video çekeceğim. Onu YouTube'a kaydedeceğim. Bir yıl sonra yayınlanacak o video ve diyeceğim ki gelecekteki kendime inşallah başarabilirim, 1 milyon takipçim olur diyeceğim. Bir yıl sonra 31 Aralık 2022'de de o videoyu izleyeceğiz hep beraber. Başardık mı, başaramadık mı birlikte göreceğiz. Ama şimdi gelin bunu bir kenara bırakalım. Neden güçlü vizyonlar insanları başarılı kılıyor? Biraz bunun üzerine durmakta fayda var. Güçlü, detaylı, somut bir vizyonum. Burada Mr. Beast çok somut. 1 milyon takipçim olacak. 2020'nin 4 Ekim'inde olmuş olacak diyor. Bunu çok net anlatıyor. Asıl isteğim lütfen, lütfen, lütfen ben YouTube'da başarılı olmak istiyorum diyor. Çok somut, net bir isteği dile getiriyor. Böyle büyük bir adama, büyük bir hedefe bu kadar kilitlenme evrenin kapılarını size açar mı? Emin değilim. Evren sizin için harekete geçer mi? Sır denen kitabı yazar. İnsanlar buna inanıyorlardı. Ben ondan emin değilim ama şundan çok eminim. Belki bu tip büyük hedefler evrenin sizin için harekete geçmesini sağlamaz ama sizin kendiniz için harekete geçmenizi sağlar. Esas mesele bence zaten burada. Pek çok insanın bir gelecek hayali yok, bir gelecek vizyonu yok. Varsa da çok havada şeyler veya sahip olmak istediği fiziksel şeylerden falan bahsediyor. Kimse ne yapmak istediği konusunda Mr. Beast kadar net değil. Bu kadar net olmanın en büyük faydası cesaretinizi artırıyor olması. No
normalde yapmayacağınız, yapmaktan çekineceğiniz şeyleri daha büyük bir cesaretle yapıyor olmanız. Mesela Mr. Beast üniversiteye falan gitmemiş. O videoda bahsettiği coğrafya dersinde sınıfta mı kaldı, o mu bunun sebebi oldu bilemem ama bunu başaramamış. Ama pek de aldırmamış çünkü onun gitmeye çalıştığı yerle bunun alakası yok. Bu cesur kararı vermiş ve liseyi bırakmış. Onunla yapılan bir röportajda annesinin bu işe o zamanlar ne kadar bozulduğunu anlatıyor. Annesinin buna kadar üzüldüğünü. Benim yakın zamanda Türkiye'nin en büyük videocularından Orkun Işıtmak'la bir videom olacak. O da benzer bir süreçten geçmiş. Tabii ki herkes çocuğunun üniversiteye gitmesini ister ama bazen vizyon ve hayal ona gerek bırakmaz. Başka şeye kaynağımızı yönlendirmemize neden olabilir. İşte bu bir cesaret. Buradan kendime ders, 1 milyon kişiye ulaşacaksam benim de daha cesur olmam gerekiyor. Nasıl cesur olacağım? Daha ünlü konukları çağırmaya çalışacağım. Daha değişik videolar, değişik içerikler üreteceğim. Belki de bu sadece kapalı stüdyonun içindeki ortamdan çıkıp başka şeyler de yapacağım. Onu görüyor olacağız ama cesur olmak bu işin başlangıcı ve ancak adanmışsanız cesur olabilirsiniz ve cesaret sizi güçlü kılar. Ama konu sadece cesaret değil. Cesaretin önünü açtığı bir şey var. Cesaret daha fazla şey denemenizin önünü açıyor. Daha fazla risk alıp daha fazla şey denedikçe de daha fazla şey öğreniyorsunuz. Yani becerileriniz gelişiyor. Hayal kurmak bir yere kadar. Mühim olan o hayale gidecek beceriye sahip olmak. Nasıl olacak o? Pek çok beceri maalesef okullarda vesaire öğrenilmiyor. Özellikle de hayatta gerçekten fark yaratan hiçbir beceri okulda öğrenilmiyor. Bundan öğrenildiği yer hayat, mücadele. O da ancak deneye yanıla olan bir süreç. Ne zaman daha fazla şey deneriz, bir şeye adanmışsak, bu adanmışlık bize cesaret veriyorsa daha fazla şey deneriz. O zaman da becerilerimiz gelişmeye başlar. Şimdi işin enteresanı, becerdikçe ne oluyor? Özgüven artıyor. Ben bu video işini ciddiye aldığımda 2000 takipçim vardı. Şimdi 17-18 bin takipçiye geldi. Arada 130-140 bin izlenen videom oldu bir tane. Çok tekrarlamadı kendi. İleride inşallah olacak tekrar böyleleri. Ama bu bana bir güven getirdi açıkçası. Gittiğim yolun doğru olduğunu görüyorum. Aşağı yorumlar geliyor videoların altına. Evet, aralarında bana böyle biraz çakanlar da oluyor. Hep olur. Ek sözlükte de çakarlar. Ama bir sürü olumlu video da var. Ve takipçi sayısının düzenli olarak artıyor olması, izlenme sürelerinin düzenli olarak artıyor olması bana özgüven veriyor. Demek ki doğru şeyleri yapıyorum diyorum. Doğru şeylere yaptığıma dair güvenim arttıkça da cesaretim artıyor. Cesaretim arttıkça da daha fazla şey öğrenmeye başlıyorum. Bu kendini besleyen bir döngü. Tekrar hatırlayalım. Önce bir vizyon lazım. Bu vizyona kendimizi güçlü bir şekilde adamışsak bu cesaret getiriyor. Cesaret deme yeni şeylerin denemenin önüne açılıyor olması. Yeni şeyler denedikçe becerimiz artıyor. Becerimiz arttıkça kendimize daha fazla güveniyoruz ve daha fazla güvendikçe de bu döngü bir kez daha başlıyor ve daha da fazla şey başarabilir hale geliyoruz. Dün sizlere bir ödev vermiştim, dün beni izleyenlere demiştim ki 2022'deki sizi şöyle bir yazın, çizin bakalım demiştim. İstiyorsanız yazıp çizmenin ötesine geçin. 31 Aralık 2022'ye geldiğinde nasıl bir insan olacağınızı, ana bir iki büyük hedefinizi, öyle her detayına gerek yok. İşte benim bir 1 milyon takipçi hedefim var. Bir de 80 kilonun altında olma hedefim var. Bu iki hedefimle ilgili bir videoyu 31 Aralık'ta 2021'in 31 Aralık'ta çekeceğim ve yükleyeceğim YouTube'a ama yayınlamayacağım. O benim kendime hitap ettiğim bir video olacak. Tıpkı Mr. Beast gibi 31 Aralık 2022'de o videoyu yayınlayacağım. Hep beraber göreceğiz. O gün kilomu da tartarız. O gün 1 milyon takipçim olup olmadı zaten net görürüz ve oturup olayı tartışırız. Nerede başarılı olduk, neler kötü gitti diye. Size de aynısını tavsiye ederim. Bugün lütfen gidin. En inandığınız bir iki konuda çok detaylı bir şekilde o geleceği hayal edin. O geleceği bugünden yaşamaya başlayın. O geleceğin hakkını verin. O Bora'nın, o Ali'nin, o Ahmet'in, o Zeynep'in, o Ayşe'nin, yıl sonundaki Bora'nın, Ali'nin, Zeynep'in, Ayşe'nin hayatını bugünden yaşamaya başlayın. Sonuçları ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz.